oluşum kökeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ova ve oluşum kökeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet. Anladın mı? Yani ovalar oluşuyor evet. Coğrafyada. Evet. Yani sen de ilkokul terk olduğun için bilemeyebilirsin ama. A. Elmalı Karstik. B. Bafra Delta. C. Nazilli Tektonik. D. Merzifon Tektonik. E. Ergene Delta. B. Yanlış. Evet, Uğurcan Akgül'ün cezası nedir acaba? 1'den 8'e kadar bir rakam söylerseniz cezanızı ben de size söyleyeceğim. 8. Zip boğazı. Evet, Uğurcan Bey'in cezasını şu an zip boğazıyla beraber yapıyoruz Uğurcan Bey. Anasının şeyi! Hani dur biraz daha atayım. Dur oğlum tamam. Ali! Kanka, şey olsun ne yaptım? Acil. Evet, Uğurcan Akgül'ün ikinci sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Yine 2015 KPSS sorusu. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? A. Türk vatandaşlığı, B. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakları, C. Kamu hizmetlerine girme hakkı, D. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı, E. İspat hakkı. Şıkları unuttum. D. Yanlış. İspat hakkıymış. Sizden cezanızı belirlemeniz için 1'den 7'ye kadar rakam söylemenizi rica edeceğim. 4. 4. Yumurta. Uğurcan Akgül ilkokul mezunu olmasının cezasını arkadaşlar şu an yarışmamıza çekiyor. İlkokul mezun değilim oğlum. Ne? Lise. Ha lise falan. Evet. Evet, atıyorum arkadaşlar. Güzel oldu. Ay elimden kaydı. Valla bunu ben çok merak ediyorum. Oğlum bana da gelmesin lan. Ya aktar kafadan aşağı ya boş ver ya. Güzel oldu vallahi. Valla güzel oldu cidden. Bu yemeğin adını ne? Evet arkadaşlar bazı olaylardan dolayı soru sormaya buradan devam edeceğiz. Dışarı devam edeceğiz. Ya da leş gibi kokuyor. Zehir gibi kokuyor ha. Evet soru geliyor. 2015 KPSS sorusu. Mustafa Kemal'in ilk görev yaptığı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul, B. Selanik, C. Manastır, D. Şam, E. Trablusgarp. Selanik. Evet, yanlış. Şam olacaktı cevap. 1'den 6'ya kadar bir rakam rica edeceğim. 1. Naylon nefessiz kalma. O en sevdiğim. Naylon ile nefessiz kalma. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, Uğurcan Akgül yine cahilliğin cezasını çekmeye devam ediyor. Yüzüm evet. Yapış yapış oldu ya. Ya da yanına yaklaşayım. Zehir gibi kokuyor ha. Sıkıza ölünce açarsın. Sıkıza ölünce de bekliyoruz. Cezamızı ödemiyoruz. Evet. Geri kalıyor musun? Tamam. Bir bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, biraz önce başıma gelenleri gördünüz. Şimdi Halil İbrahim Göker'e sorularımı yönelteceğim. Yine 2015 KPSS soruları. Şunu belirtmek isterim. Ben edebiyat öğretmenliği mezunuyum. Evet. Ama soru muhasebede. Evet. Muhasebenin ilgili taraflarının beklentilerine göre değil, kendi kavram ve kurallarına göre bilgi üretmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir? A. Sosyal sorumluluk, B. Kişilik, C. Tarafsızlık ve belgelendirme, D. Tam açıklama, E. Önemlilik. E. C. Sağladı. Cevap A. İbrahim ben size böyle mi soruyorum Allah'ını severseniz ya? Kardeşim soru bu, yarışma bu yani biz ne yapalım hocam değil mi?
Birden. Evet. Şimdi bu 8'e kadar. Demirden korsat tinerim. Demirden korsat tinerim. Demirden korsat tinerim. Birden 8'e kadar bir rakam söyler misiniz Elil Bey? 1. Yumurta, un, vantilatör. Yes. Yuh. Evet. Alalım. Evet arkadaşlar, Halil İbrahim Göker'in cezası birazdan başlayacak. Hocam hemen başlayabilir miyiz? Müsaade var mı? Mümkünse. Hemen hızlı. Yumurta da çok kalın ya. Nasıl kalın ya? Çok kalın ya. Lan o madde kırılmıyor. O madde dinozor yumurtası mı? Demirden korsak tinerim. Demirden korsak tinerim. Dinozor yumurtası. Kanka bu yumurta farklı, kırılmıyor. Karesinin yumurtası mı? O kırılmadı zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurtayı kırmaya başladık. Yumurtayı görüyorsunuz. Domates! Ax diyoruz da dans, men diyoruz da dans. Tamam. Tamam. Yeter onu bir tane mi? Bir tane daha yapabiliyoruz. Bir tane daha yapabiliyoruz ya. Hadi kanka. Bir gibi bir tane daha. Evet arkadaşlar. Bir tutam un. Boş ver, direkt kapıdan aşağı aktar. Nerede lan bu? Evet arkadaşlar. Üstüm başım un içinde. Halil Bey, müsaade edebilir misiniz? Yumurta içinde. Evet. Yine 2015 KPSS sorusu geliyor. Halil Bey'in ikinci sorusu. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemi değildir? Ya. Brüt satış karı ve zararı. B. Vergi karı ve zararı. C. Faaliyet karı ve zararı. D. Dönem karı veya zararı. E. Olağan kar veya zarar. C. Cevap B'ydi. Hadi şimdi bize 1'den 8'e kadar bir rakam söyle. 1. A'da. Ama az önce 1 farklıydı. Kanka değişiyor, her soruda değişiyor. Tamam hadi şükür. Evet arkadaşlar, Halil'in cezası. Nasıl bir zevk almadı lan. Hadi aç lan, aç lan, hadi lan. Açtım arkadaşlar. Şimdi ne tarafa yapıştırıyor? Oğlum ikisini birden mi yapıştırıyordu? İkisi birden mi Aykut? Tek. Lan yapıştırdım, komple gitti. Çekeyim mi? Bir dur, bir şey olmaz lazım. İyice bir yedi. Tamam lan, ne bir dakika, dur. İş mi görüyor, şey mi, ceza mı veriyor? Kanka tam alsın böyle. Oh. Oh. Ya da çok acır yalnız bu. Oh. Çekeyim mi? Elini çek, elini çek. Oh. Yaza hazırlık. Evet arkadaşlar, Halil İbrahim Göker'in son sorusu yine 2015 KPSS'den. Normalde vergilendirmesi gereken bazı konuların tamamen veya kısmen vergi dışında tutulması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Muafiyet. B. İstisna. C. Emanet. D. İltizam. E. Terkin. B lan. Harbiden bildi ha. Üstüm başım toz içinde. Önüm alırkam onun içinde. Sakallarım yumurta içinde. Sizi benim neler. Evet. Sıradaki yarışmacımız Aykut Elmas. Geliyor. Hazır mıyız? Çeşitli devlet politikalarının ne kadar iyi yürüdüğü ve belli amaçlara daha iyi ulaştıracak yeni politikaların tasarımı konusunda yargıya varılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? Evet, ben bile anlamadım onu. Pozitif iktisat, Pareto optimum, kamu kesimi, karma ekonomi, normatif iktisat. Pozitif iktisat. Yanlış. Normatif iktisat. Normatif. 1'den 8'e kadar 3. Yumurta 10. Ya sildir gidi ya. Evet arkadaşlar, şimdi de Aykut Elmas'ın. Ya söyleseydin ya. Allah belanı vermesin ya. Evet arkadaşlar. Oğlum bir dur. Komik. Komik. Çok komik. Şimdi ise arkadaşlar Aykut Elmas'tan neydi onun adı? Pişi. Pişi pişi. Pişi yapacağız. Ama kanka işte bu sak çıkartıyor diyorlar da. Arkadaşlar şimdi ikinci sorumuzdayız. İyi miyiz? Şahane. Bakarız. Yine 2015 KPSS sorusu. Cidden bu soruda nasıl cevap veriyor lan millet? Sorumuz geliyor. En iyi çözümü bulmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sezgisel yaklaşım. B. Simülasyon. C. Optimizasyon. D. Gölge fiyat. E. Model. Model. D. C. Optimizasyon. Birden
8'e kadar bir şey rica edeceğiz sizden. 8 A'da. Siktir git. Cidden A'da. Vallahi A'da. Evet burada 5 de A'da var ama ben 8 de A'da yaptım. Yeri mi değişmiş? Yeri değişmiş. Aa, yeri değişmiş. Allah kahretsin. Oha oğlum çok. Ne kanka? Vallahi çok yaptın. Değildi ya. Böyle değildi. Kanka çok farklı şeyler var. Bari bastır da alsın iyice, Allah kahretsin kanka yanlış. Ama kanka işte yaz sezonu sonuçta. Kanka benim bacaklar çok kıllı. Yaz sezonu. Bunu şuradan mı açıyorsun? Hayır böyle. Öyle değil. Ne yaptı oğlum kanka? Oğlum güzel ilk temizlendi. Evet sorumuzun 2015 KPSS sorusu. Geliyor. İşletmelerin güvenlik, temizlik, yemek gibi destek hizmetlerinin uzmanlaşmış başka işletmelerin satın almaları aşağıdakilerden hangisi örnektir? A. Franchising. Franchising. Dış kaynaklardan yararlanma. Lisans anlaşması. Sigret yani lisans anlaşması. Nasıl olsa bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Dış kaynaklardan yararlanmak. Birden 8'e kadar bir rakam alalım. 2. Bir kova su. Aa oğlum. Bir kova. Lan taşıyamıyorsun. Evet arkadaşlar hazırsak. Kaldıramıyor bile, nasıl dökecek Allah. Yürü. Hazır mıyız? Hazırız. Oh! Adam felç geçirdi lan. Duymuyor mu?